من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم
فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم Muhterem cemaat, her gün namazımızda İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn diyoruz. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet ederiz. Biz ancak sana kulluk yaparız. İbadet de Arapça bir kelime. Yani o nabüdüdekinin Türkçe'ye karşılığı olarak ibadet diyoruz ama ibadet de Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı kulluk yaparız. Biz ancak sana kulluk yaparız. Ne demektir bu? Biz kula kul olmayız. Karşımızdaki insan ne kadar güçlü olursa olsun, karşımızdaki devlet ne kadar güçlü olursa olsun, onun yanlışlarını onaylama veya yapma durumunda değiliz. Biz doğrudan doğruya bizi yaratan, şu anda bile saçımızı, tırnağımızı, kanımızı, tenimizi ve canımızı yaratan, yaşatan Allah
Celle Celaluhu'ya tabiyiz. Onun dediklerini yaparız ve yardımı da ancak ondan isteriz. Ve iyyake nesta'in. Ya Rabbi biz ancak senden yardım isteriz diyoruz. Ne isteyelim? Yine Rabbim öğretiyor bize. İhdine sıradal müstakim. Ben bu kürsiden Fatiha suresini anlatmıştım. Aslında başından başlayacaktım ama anlattım dedim. Yani bu kürsi'de Fatiha suresini baştan sona manasını anlamaya, ben de anlamaya çalıştım. Anladığım kadarıyla da anlatmaya çalıştım. Bugün bir ayeti beraber ezberleyeceğiz. Kısa bir ayeti birlikte ezberleyeceğiz. Onun için Fatiha suresinden bu bölümü. Ya Rabbi ancak senden yardım isteriz diyoruz. Arkasından da neyi isteyeceğimizi bize Rabbimiz öğretiyor. İhdine sıradal müstakim. Ya Rabbi dost doğru yolunu bize göster. Bizi hidayetine erdir. Peki o doğru yol kimin yolu? Sıratallezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi sen bu doğru yolu daha önce birilerine vermiştin. O yolu isteriz. Birilerine verdim dediği kim onlar? Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu onu şöyle ifade ediyor. Ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine. Peygamberler ve sıddıkine, sıddıklar. Yani peygamberi ne demişse kabul eden, doğru söylüyorsun diyenler. Biz bunu kime vermişiz? Bu ismi Ebu Bekri'ni Sıddık radıyallahu anh. Yani sevgili peygamberimize ilk iman edenlerden biri olan ve vefatından sonra, Peygamber Efendimizin vefatından sonra yönetim makamına geçen emirul müminin olan Ebu Bekri'ni Sıddık radıyallahu anh'e bu isim verilmiş sahabe-i kiram tarafından. Ve sıddıkine ve şühedâ'u ve salihin. Şehitler, yani bu dava uğrunda, İslam yolunda canından geçen ve o yolda şehit olan şehitlerin yolunu ver ya Rabbi ve de salih insanların. Salih kendi hayatını Rabbimin koyduğu kurallara uygun olarak, örnek alarak sevgili peygamberimizi örnek alıp onun gibi yaşamaya çalışan, kendi hayatını düzelten, bir de gücü yettiği oranda çevrede toplumun hayatını da düzeltmeye çalışan insanların yolunu istiyoruz diyoruz. Namazımızda günde 5 vakit namazımızda, 40 rekatlı namazımızda ve İyyâke nestaîn ihdinas sırâtal müstakîm sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Ya Rabbi bu yolu verdiğin o peygamberlerin yolu, sıddıkların yolu, şehitlerin yolu ve de salihlerin yolu olan bu yolu bizi de burada devam ettir diyorsunuz namazınızda. Peki başka yol var mı? Var. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz ya Rabbi diyorsunuz. Peki Fatiha suresinde Yahudiler ve Hristiyanlar kelimesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in içerisinde o gayril mağdubun aleyhim kim olduğunu Kur'an-ı Kerim ve gadiballahu aleyhim ve le'anehum ve e'adde lehum cehennem. Allah onlara gazap etti, onlar için cehennemi hazırladı
onları rahmetinden uzaklaştırdı. Suçları sebebiyle Allah'ın gazabına uğradılar o Yahudiler. Onların yolunu istemiyoruz. Hristiyanlar içinde hem saptılar hem de sapıttılar. Yani halkını da saptırdılar. Yani papazlar tuttular. İsa aleyhissalatu vesselama Allah'ın oğlu dediler kendileri. Halka da dedirttiler. Ve İncil'i bozarak İncil'in içerisine bile İsa Allah'ın oğludur yazdılar. Şu anda İstanbul'daki herhangi bir kiliseye girseniz, oradan bir İncil'i elinize alsanız, İsa aleyhissalatu vesselam için Allah'ın oğlu kelimesini kullanıyor. Böylece sapıttılar. Kendileri sapıttı, başkalarının da sapıtmasını sağladılar. Biz bunların yolunu istemiyoruz diyorsunuz namazınızda Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda. Yani söz veriyorsunuz, ya Rabbi camiden dışarıya çıkınca Yahudilerin veya Hristiyanların gösterdiği doğruları değil, senin kitabındaki doğruları Peygamberimin anladığı ve uyguladığı şekilde ben yapacağım, kula kul olmayacağım, Allah'a sana kul olacağım diyoruz. Muhterem cemaat, Allah Celle Celaluhu de sevgili Peygamberimize o istikamet ayetteki ihdines sıratal müstakim, sıratı müstakim, onun Kur'an'daki başka ifadeleri istikamet kelimesi, doğru yolda yürüyenler, doğruluğu devam ettirenler diye birçok ayet-i kerime gelir. Ama Hud suresinde bir de Şura suresinde aynı cümle tekrarlanmış. Sevgili Peygamberimize Allah Celle Celaluhu emrediyor ve diyor ki festekim. Hud suresinde festekim fa harfiyle, burada ise vav harfiyle Şura suresindeki vestekim kema ümirte. Rabbimiz diyor ki Peygamberimize, emrolunduğun gibi doğru ol. Doğru ol demiyor. Dikkat edin cümleye. Cümleye doğru ol demiyor Peygamber Efendimiz'e. Ne diyor? Emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Yani ölçü sen değilsin diyor Peygamber Efendimiz'e. Ölçü Allah'ın kitabıdır. Bu kitapta haram diye bildirilenler haramdır. Geri kalanlar helaldir. Sen Kur'an'ın emrettiği şekilde doğru olacaksın diyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama. Ne diyor? Vestekim kema ümirte. Bunun bize şu faydası var. Evinizde ola ki siz yanlış düşünüyorsunuzdur, oğlunuz veya kızınız doğru düşünüyordur. Eşiniz sizden daha doğru düşünüyordur o olayda, bir olayda mesela. Veya ihtilaf ediyorsunuz, yok sen doğrusun, yok ben doğruyum diyoruz. O zaman ölçümüz Allah'ın kitabı. Onun için ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu herhangi bir konuda ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resulüne müracaat ediniz diyor. Yani sahabeden iki tane sahabe birbiriyle bir konuda anlaşamamışlar. Sen haklıydın, yok ben haklıydım diye ihtilaf ettiklerinde onu sevgili Peygamberimize götürürler. Fela ayet-i kerime,
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi aralarında ihtilaf ettikleri bir konuyu sana hakem olarak getirmedikleri sürece ve senin verdiğin karara da razı olmadıkları sürece onlar gerçekten iman etmiş sayılmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sevgili Peygamberimiz hakemlik görevini, hakimlik görevini yerine getiriyor. Çünkü insan fıtratı icabı, yapısı icabı. Kardeşinizle aranızda bir dava vardır. Sen haklısın, ben haklıyım. Büyük diyor ki ben haklıyım, küçük diyor ki ben haklıyım. Herkesin kendine göre kendini inandıracak delilleri de var yalnız. O zaman ne yaparız? Allah'ın kitabını, Resulünün sünnet-i seniyyesini, yani sevgili Peygamberimizin o ayetleri nasıl uyguladığını bilen değerli bir hocamıza gideriz ve durumu ona arz ederiz. Tabii ki iddia sahibi ispat etmek durumunda kalırsa ispat da edecektir. O zaman doğruyu anlayacağız biz. Doğruyu belirleme yetkisi yaratana aittir. Bir şeyin helal veya haram olduğunu belirleme hakkı o şeyi yaratana aittir. Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Yeryüzünü yaratmış, çiçekleri, böcekleri, denizleri, yıldızları, taşları, kuşları yaratmış ama bunlar içerisinden şundan yiyebilirsiniz, şunları yiyemezsiniz demiş. Bu yetki yalnız Allah Celle Celaluhu'ya ait. Bir de Allah Celle Celaluhu'nun izin verdiği peygamberi. Peygambere de izin verdiğini yine Kur'an-ı Kerim'inde Allah Celle Celaluhu وَلَا يُحَرِّمُونَهُ haram kılamazlar. Ancak Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılarlar anlamında bir ayet-i kerimede vardır. Allah ve Resulünün dışında bir şeyin halal veya haramlığını belirleme yetkisi kimsede yok. Hocam mezhep imamlarımız, mezhep imamlarımızın bize yardımı bizden daha iyi Kur'an-ı Kerim'i bildiklerinden, hadis-i şerifleri de çok iyi bildiklerinden onlardan bize çıkarıvermişler. İşimizi kolaylaştırmışlar. Bir de çağımızda olan bazı şeyleri kıyas yoluyla bize bildirmişlerdir. Yani daha önce Peygamberimizin bu haramdır dediğine benzeyen bazı şeyler günümüzde çıkmışsa, mesela diyelim uyuşturucu olan şarabın haramlığı konusunda kesin ayet-i kerime var. Peki günümüzde çağdaş, bugünün imkanlarıyla kimyasal maddelerle uyuşturucu yapıyorlar. Ona getiriyorlar hocaya, hocam bu ayette yazmıyor. Adı var ya o şeyin, hapın adı var. Hocam bu haram mı değil mi? Onu sorar, uyuşturuyor mu? Uyuşturmak için yapılmış zaten. Aklı uyuşturan şeyleri yemek de, içmek de haram kılınmıştır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizim tenimize verdiği en değerli varlıklardan biri aklımızdır. Aklımızdır. İmanımız dahi akılla öğrenilir. Akılla öğrenilir. Yani aklı olmayanın imanı olmaz denilir ya, doğru. Yani deli olarak doğan, deli olarak ölenler ahirette hesaba çekilmeyecekler. Çünkü Allah Celle Celaluhu onlara akıl vermemiş. Sorumlu da tutmuyor. Onun için İmam Efendi her gün yatsı namazının arkasında bir ayet okur. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah herkese gücü oranında teklifte bulunur. Gücünün üstünde kimseden bir şey
istemez diyor. Onun için akıl en değerli bize Rabbimizin lütfettiği birinci derecede aklımız, hocam imanımız, imanımız aklımızla öğrenilir. Yani Kur'an'ı anlamamız, hadis-i şerifleri anlamamız, fıkıh kitaplarımızı anlamamız akılla olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden bir ayet-i kerime, فَاَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ veya لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. İyi bil ki Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. İman esası birinci derecede La ilahe illallah'ı kabul etmek, onu da öğrenmekle olur. Mesela bir gayrimüslim Müslüman olacağında ne yapıyor? Bir hoca efendiye götürüyorlar, ona kelime-i şehadeti önce öğretiyor. O bir ilimdir. Onun için ilim imandan önce gelir. İlim de akılla olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de La ta'kilun ve la ya'kilun. Ya'kilun ve ta'kilun kelimelerini çokça tekrarlar. Akıl etmezler mi? Aklınız niye varsın diye gibi ifadeler kullanılıyor. Aklımız birinci derecede, aklın öğrendiği ilimle biz imanımızı Kur'an'dan ve sünnet-i seniyyeden elde ettiğimizden dolayı aklımızı bulandıracak, onu kapatacak, onu bir anlığına bile düşünmez hale getirecek şeylerden sakınmamız gerekiyor. Peki onu yaratan da Allah Celle Celaluh'tür. Uyuşturucuyu yaratan da Allah Celle Celaluh'tür. Ama hani yılanın zehri insanı öldürür de yılanın zehri de birçok hastalığa ilaç olarak kullanılıyormuş bakınız. Onun için Ali İmran suresinde Rabbimiz Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Yerde ve gökte hiçbir şeyi boşuna yaratmadığını öğretiyor Allah Celle Celaluhu bize. Hiçbir şey sebepsiz, hikmetsiz yaratılmamıştır. İnsanoğluna düşen görevde yaratılan her şeyin çağına göre nasıl ondan faydalanılacağını araştırmaktır. Ve Rabbimiz bize birinci derecede doğru olmamızı istiyor. Her gün namazımızda veya Kur'an-ı Kerim'imizi okumak için açıverdiğimizde ilk önümüze gelen sayfa nedir? Fatiha suresidir. Orada ve İyyâke nestaîn ihdines sırâtal müstakim. Ya Rabbi biz senden, ancak senden yardım isteriz. Ama ilk istediğimiz yardım da ne? Bizi doğru yola götür. Doğru yola götür. Doğru yol nedir? Allah Celle Celaluhu'nun indirmiş olduğu İslam yoludur. Onun için sevgili peygamberimize Allah Celle Celaluhu vestekim kema ümirte. Doğru ol dememiş. Emrolunduğun gibi doğru ol demiş. Yoksa doğruluğun ölçüsünü insana bırakıversen, kaynanayla gelin kavga etmiş, gelini dinliyorsun. Gelin haklı, kaynana haksız. Kaynanayı dinliyorsun, kaynana haklı, gelin haksız. Yani herkes kendisi açısından değerlendirir olayı. Bu kardeşler arasında da böyledir, komşular arasında da böyledir. Bütün mahkemeye vardığınızda bütün haksızlıkların taraflarını dinlediğinde, hatta bir hikayesi de var. Nasreddin Hoca'ya yüklerler ya bu tür hikayeleri, olmuş veya olmamış. Şikayetçiyi dinlemiş Nasreddin Hoca, kadılık, hakimlik makamında otururken adamı bir dinlemiş, vallahi çok haklısın demiş. Savunmayı dinlemiş, bir de onu dinleyince vallahi sen de haklısın demiş. Dinleyiciler, ya hoca demiştir, olmaz öyle şey. Ya bu haklı, ya bu haklı demişler. Vallahi siz de haklısınız demiş. Ne diyeyim ben demiş. Durum bu. Taraflar herkes kendi açısından değerlendirir. Bunu şöyle yapalım.
Mesela bu benim oturduğum kürsi. Ben bunun kilosunu sorsam size. Kilosunu sorsam, içinizden bir rakam geçirin. Bu tamamını tartsak ne kadar gelebilir? 500 kilo, 300 kilo, 1000 kilo yani 1 ton, 200 kilo. Hepimizinki atmadır. Böyle hatırlı biri burada, sözü de biraz keskinse, kardeşim 600 kilo. Ben bu işi yapanların arasındayım. Mermerin kaç kilo geleceğini bilirim. Doğru mu? Doğru değil. Köyün muhtarı, mahallenin muhtarı bu kadardır. Doğru mu? Biraz da bileği güçlüyse, hani bıçağı da sağlamsa belki ağzımız açmayız ama içimizden deriz ki doğru değil. Peki doğruluğunun tespiti nedir? Tartmaktır. Başka yok. Tartmaktan başka bir şey yoktur. Tartınca gramını değil, gramdan bir daha hani şeyde sarraflarda olur. Gramın alt birimleri de var, onu dahi söyleyiveriyor. O zaman itiraz eden olur mu? Olmaz. Onun için Allah Celle Celaluhu Hadid suresinde Rabbimiz ve arselna me'ahumul kitabe vel mizane, mizan, terazi, vel mizane liyakûmen nâsü bil kıstdu. İnsanlar adalet üzerinde olsunlar, adaleti ayakta tutsunlar diye Allah Celle Celaluhu peygamberleriyle beraber kitabı terazi olarak gönderdi diyor. Kitap terazi olarak gönderildi. Yani Musa aleyhissalatu vesselama gönderilen Tevrat o gün için terazi görevini yaptı. Ama o terazi yöneticilerin, hortumcuların işine gelmediğinden ayetlerde değişim yaptılar. Hani şu anda bile İncil'in içerisinde olan kralın hakkı krala, Allah'ın hakkı Allah'a. Cümle olarak şu anda kilisedeki şeyde, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir yok. Şu anda kralın hakkı krala, Trump'ın hakkı Trump'a, Putin'in hakkı Putin'e, Allah'ın hakkı Allah'a gibi cümleler yerleştirildi. Onların düzenini bozacak ayetler de içerisinden çıkarıldı. Yani terazinin ayarını bozdular. Derken Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i bize terazi olarak gönderivermiş. Dürüstlüğün, doğru yolun ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için sevgili peygamberimize Rabbim, vestekim kema ümirte. Emrolunduğun gibi doğru ol. Kafana takıldığı gibi doğru ol dersen, hani nalinci keseri derler ya, kendine doğru kesmeye başlarsın. Kafana göre doğru, haramı işleyenler bile, hırsızlığı yapanın kendine göre şeyi var, felsefesi var, kendini ikna etmiş adam. Onun neden yaptığını da güzel bir açıklama yapıyor. Her türlü suçu işleyenin kendine göre bir açıklaması var. Kendini tatmin için yapıyor, kendini rahatlamak için yapıyor. Ama teraziye vuracak olursan dibe vuruyor yani. Onun için biz terazimiz Kur'an-ı Kerim. Onu anlama ve yaşama konusunda Kur'an diyor ki örneğiniz bu. Örneğiniz bu. Yani sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam içindir. Yoksa günümüzde bazen televizyonlara çıkan profesör ünvanlı insanlar bugüne kadar ulemanın, peygamberimin bile uyguladığının verdiği manayı kabul etmiyor. Ben böyle diyorum diyor adam. Ben böyle mana veriyorum diyor. Allah Celle Celaluhu de bu Kur'an'ı yaşama konusunda, açıklama konusunda sizin örneğiniz bu peygamberdir. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyor. Yani o zaman
2 milyar Müslüman var dünyada, 2 milyar adam ben böyle anlıyorum deme hakkı doğar. Ve o zaman bir araya gelme imkan ve ihtimalimiz yok. Şu anda İslam aleminin birbirinden ayrı durmasının sebebi binlerce cılık ve culuk icat edivermelerindendir. Filancılar, filancılar, filancılar. Rabbim bunun geleceğini biliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbim وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben Müslümanlardanım. Bundan sonra sen ne cisim dediklerinde ne diyoruz? Ben Müslümanlardanım. Filancı yok. Cılık veya culuk yok. Ben Müslümanlardanım. Hangi cemaattensin? Cami cemaatindenim. Hangi cemaattensin? Cami cemaatindenim. Cami cemaatinin özelliğine her partiden adam var burada. Bu camide her partiden adam var. Hani 60 kadar parti varmış memleketimizde. Hatta küsürü de var. Hepsinden bu camide insan var. Omuz omuza veriyorsunuz, aynı yöre dönüyorsunuz ve aynı kelimeleri en büyük Allah'tır filan filan değil yani. En büyük Allah'tır, Allahu Ekber diyorsunuz. İşte doğruluğun ölçüsü Kur'an olunca birlik ve beraberlik meydana gelir. Onun için Allah Celle Celaluhu vestekim kema ümirte. Emrolunduğun gibi doğru ol diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ölçümüz Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti seniyyesidir. Günümüzde bir olay olduğunda kardeşim kitaba bakalım. Ama öbür kara kaplı kitaba değil. Her türlü yanlışın yazıldığı, yazılmamış aslında da uydurulmuş bir laf o. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleridir bizim ölçümüz. Ve Şafii veya Hanbeli veya Hanefi veya Maliki olan kardeşlerimiz de yine o kitabı ve sünneti anlama konusunda kendi hocasına soru verecek ve doğruyu öylece yerine getirmeye gayret gösteriverecek. Bir daha hadis-i şerif ezberleyelim bugün. Vallahi hocam 12 yıldır abimle İstanbul'da kalıyoruz ama gelmiyoruz, gitmiyoruz. Küsüz. Kabahat onda ama. Babam sağlığında benim yanımda kaldığından dolayı ben tarlayı bana verdiydi. Abim babam öldükten sonra payını istiyor. Ama ben baktım diyor. Abisine de soracak olursa yalan söylüyor. Ben de baktım, bayramlarda gittim, ziyaret ettim, elini öptüm gibi laflar. Herkesin kendine göre izahı var. Komşu komşuyla kaç yıldır görüşmez. Selam veriyorum almıyor diyor biri. Yüzünü öbür tarafa dönüveriyor diyor. Tam selam vermek üzere baktım. O da yönünü öbür tarafa döndü, öyle gitti hocam. Kabahat bende değil, kabahat onda. Bakınız, yeryüzünde tek başına olsanız kimse size kötülük yapamaz. Siz de kimseye kötülük yapamazsınız. Hayvanlara, ağaçlara yaparsınız da insan olarak kimseye kötülük yapamazsınız. Bir olay olmuşsa senin varlık sebebin o adamın, o adamsa en kötü olan, senin varlık sebebin de o adamın kötülük yapmasına sebep olmuşsun sen de. Yani gelin bu suçu bölüşelim diyelim biz buna. Onu sevgili Peygamberimiz şöyle bir hadis-i şerifiyle anlatmış. Hadisi önce okuyayım, ezberleyelim, sonra manasını söyleyeyim. İki mümin kelimesinin arasına bir tane mir'at. Mir'at, bilmediğiniz kelime mir'at. Bilenlerimiz var da içinizde, bilmeyenlerimiz çoğunlukta. Mir'at kelimesi gelecek. İki tane mümin kelimesi var.
iki mümin kelimesinin arasına bir tane mir'at. Osmanlıca'da kullanılmış bu kelime ama şu anda ki kullandığımız Türkçe'de unutulmuş durumda. Efendimiz buyuruyor. El müminü mir'atül mümin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki mümin, müminin aynasıdır. Mümin kelimesini ayrıca Müslüman kelimesiyle daha çok kullanırız biz ya. Müslüman, Müslümanın aynasıdır diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buradan gidince iş yerinizde veya dairenizde veya eve gidiyorsanız evinizde en büyük aynanın karşısına geçiyorsunuz. Hadisi bir de orada yorumluyorsunuz kendi kendinize. Aynadaki adama gülerseniz aynadaki size gülüyor. Aynadaki adama kaş çatarsanız aynadaki de size kaş çatıyor. Aynadaki adama yan bakarsanız aynadaki adam da size yan bakıyor. Aynadaki adama sırt dönerseniz aynadaki de size sırt dönüyor. Sevgili Peygamberimiz ne diyor? Mümin, müminin aynasıdır diyor. Bir delikanlı çıktı geldi, delikanlı 30-35 yaşlarında. Hocam ben seni televizyondaki tefsir derslerinden çok dinledim. Her şeyin olumlu yönünden bakıyorsun. Benim evde bir sorunum var, bunu ancak bu hoca halleder dedim, geldim. Nedir dedim? 5 yıllık evliyim hocam. Bir defa olsun kapıyı gülerek açmadı hocam. Kapıya zile basarım, gelir, kafası önde, yerde, çatık bir kaşla geç demiş. Yani içeri gir, geç demiş. Hocam halledemedim, dövdüm yine de yapamadım diyor. Dövmüş de. Niye ellerin hanımı gülerek karşılar da sen böyle karşılan diye. Dedim ki bak, kitabımız bizim terazimizdir. Kitabımız diyor ki eve girerken selam verin diyor. Verdin mi bugüne kadar dedim, hiç vermedim dedi. Bugün vereceğim. Sevgili Peygamberim diyor ki gülümsemen sadakadır diyor. Selamı gülümseyerek vereceksin. Bugün varacaksın. Kaçıncı kattasın? 5. kat. 5. kata çıkıncaya kadar asansör olmayınca biraz nefes daralır. Bekle 1 dakika orada. Nefes rayına otursun. Normal düzene girsin. Yüzünü gülümseme havasına getir. Zile öyle bas. Hanım geç demeden önce sen gülerek selamun aleyküm de. Yarın bana telefon et dedim. İkinci gün telefon geldi. Ne oldu dedim. Hanım da sordu ne oldu demiş. Bakınız. Bakınız. Sesinizin ayarını veriyor Kur'an-ı Kerim. La terfe'u asvatekum. Hucurat suresinde. Sesinizi yükseltmeyin diyor. Sesinizi yükseltmeyin diyor. Hem kadınımıza diyor hem erkeğinize. Hanım kelimesi 5 harfli değil mi? H-A-N-I-M hanım. Evin odada oturuyorsunuz. Hanım ya 11, yarım dakika, yarım saat geçti. Hiçbir yerden göründüğü yok. Bağırıyor. Hanım! Cevap. Ne var? Veya hanım bey. Cevap. Ne var? Sebep olan sizsiniz. Aynen sesinize ses, yüzünüze yüz, sözünüze söz, yüzünüze yüz. Sizden çıkan söz neyse yankıdır hayatta. Hani çocuk 7 yaşına gelince babası dağa gidiyor. Baba ben de geleceğim, baba ben de geleceğim. Gel oğlum hadi. Gelmiş. İlk defa çocuk babayla dağa gidiyor. Bizim Torosların eteğinde bizim köy tam dağlıktır böyle. Kuş uçmaz, kervan geçmez köyünde.
Çocuğun ayağı kayar, dizi biraz çizilir. Anam demiş. Karşıdan da biri anam demiş. Çocuk bakmış, kim o ses? Kim o demiş. Oradan biri kim o diyormuş. Benimle dalga geçme demiş. Benimle dalga geçme diyormuş karşıdaki de. Sövmüş tabii, ben onu söylemeyeceğim. O da sövmüş buna. Baba o kim demiş. Oğlum o sensin demiş. Ses karşıdaki kayaya vuruyor, sana geliyor. Yankı. Başınıza gelenlerin hepsi yankıdır. Yankıdır. Onun için siz kendinizi düzeltin, karşıdakini düzeltmeyin. Adam uğraşmış 5 yıl kadının yüzü gülsün diye şu alnına vurmuş şuraya. Düzelmemiş. Kendini düzeltince o düzelmiş. Kapıdan girerken gülümseyince, o gün biraz şaşırdı tabii de ikinci gün o da gülümseyiverdi. Onun için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, el müminü mir'atül mümin. Mümin, müminin aynasıdır diyor. Ben televizyonda bir anlatıcıdan dinledim. Güzel bir olayı. Kadın kaynasıyla her gün kavga ediyorlar. Canına tak etmiş gelinin. Akşam kocası gelince demiş ki, beni ikna etmek için uğraşma. Şu anda bir karar ver. Bu akşam bu evde iki tane kadın kalmayacak. Yani ya annen gidecek bu evden ya ben gideceğim. Beni ikna için söylediğin bütün sözleri biliyorum. Onları tekrarlama, karar ver demiş. Oğlan da demiş ki, anamın gidecek yeri yok. Benden başka çocuğu yok, evi de yok, emekli parası da yok. Annemi kapıdan dışarıya koyarsam kaldırımda kalacak. Gelen giden de ikimize kötü söyleyecekler. Kadın düşünmüş taşınmış, yine haklı. Sabah gece yatarken aklına gelivermiş, kaynanayı öldürsek ne olur? Doğru eczacıya koşmuş. Eczacı bir arkadaşı var. Eczacı arkadaşı buna şöyle bir ilaç vermiş. Demiş ki 60 damla var. Hiç kokusu da yok, tadı da yok. Çayının içine bile koysan bir şey olmaz. Su damlatır gibi yani. 60. gün ölecek kaynanan, kurtulacaksın demiş. Allah sana ecir sabır versin. Benim kaynanam olsaydı şimdi ya onun kemikleri çürümüş olurdu. 2 sene önce ölürdü o kaynana demiş. Öyle cadı, bir daha görülmüşü yok diye yangına körükle gidivermiş. Yalnız demiş, komşular şikayet ederse zehirlendiğini doktorlar bilir. Komşuların şikayet etmemesi için komşuları çaya davet edeceğim. Onların yanında anneciğim, 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 anneciğim dilinden bal akıtacağım. Komşular da ne iyi gelinmiş ya dedirteceğim. Başlamış damla çay, bir damla çayına bir damla veriyor. Ondan sonra anneciğim, anneciğim, anneciğim. Ulan o güne kadar hiç anneciğim demeyen kadın bunu diyor. Bunda bir donguzluk var ama bakalım nereden çıkacak demiş. İkinci gün anneciğim, üçüncü gün anneciğim, onuncu gün anneciğim. Kaynana demiş ki ya demek ki gelin iyiymiş de cadı benmişim. Ben de iyi olayım bari. Kuzucuğum, anneciğim, kuzucuğum, anneciğim, kuzucuğum. 50. gün olunca gelin doğru eczacıya. Ya benim kaynanam anamdan iyiymiş de. Bütün kötülük bendenmiş. Ne olur anamı kurtar, kaynanamı kurtar demiş. O da demiş ki kızım ben sana zaten iştah şurubu verdiydim demiş. Hiçbir şey olmayacak demiş. Hadi git. Buyur. Düzelten ne? İlaç değil o. İştah şurubu da değil. Sen düzelince karşıdaki düzeliyor. Bugün buradan çıkınca, tamam mı? Küs olduğunuz abinize, ablanıza, kız kardeşinize ve küçük oğlan kardeşinize, halanıza, teyzenize, dayınıza, amcanıza, amcaoğullarına, dayıoğullarına, teyzeoğullarına, bunlar birinci, ikinci dereceden akrabalarınız. Telefon edin. Hocam benim o amcaoğlunu bir görsen var ya, onun yaptığını kimse yapmadı bana. Olsun. Ayrı durmanın bir faydası yok. O iş de halledilmiyor.
O dediğin aradaki olan şey de halledilmiyor. Öyleyse dostluk devam etsin, dua devam etsin, iyilik devam etsin, iyilik ayaklar altına düşmesin. Bunu yaygınlaştıralım. Karşı partiden adamla ağız kavgası yapmışsınız, dışarı çıkınca hadi bakalım hayırlı günler, buradan bile çıkarken yani, hadi bakalım hayırlı günler, işlerin hayırlı olsun, birbirinize selam verin. Bizi bir araya tutan, bakınız, yalnız bizi ayakta tutan, bir arada tutan dinimizdir. Türkiye'nin hiçbir dairesinde, hiçbir salonunda, hiçbir merkezinde her türden insanı toplayan başka bir yer yoktur. Bazı dernekler var, üye olmayan giremez yazısı var. Caminin üzerinde var mı? Camisi buraya, sen başka camidensin oğlum hadi git oraya diyen var mı? Öyle bir şey yok. Bütün camiler, bütün camiler, yani Endonezya'daki camide Müslümanın hakkı var der bizim fıkıh kitaplarımızda. Amerika'daki cami, Müslümanın bu camide hakkı vardır. Bütün dünyadaki camiler, bütün Müslümanların ortak malıdır diye fıkıh kitaplarımızda kayıt vardır, tamam mı? Yani bizi birleştiren kelime-i şehadet, onun içindir ki Allah Celle Celaluhu rahmet eylesin Mehmet Akif merhuma, ezanımızın içerisine şehadetimizi sokmuş, İstiklal Marşı'nın içerisine şehadet kelimesini, ki dinin temeli o. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimesini söylüyor müezzinimiz. Bizi bundan başka birleştirecek yok. Filan birleştirir, filan birleştirir. Ayrılıktan başka bir şeye sebep olmamıştır. Cılık culuk yoktur. İnsancılık yoktur. İnsanlık vardır, İnsancılık yoktur. Firavun bana tapınacaksınız dedi. Nemrut bana tapınacaksınız dedi. Ama Allah Celle Celaluhu onları bu dünyadayken de cezalandırdı onları. Onun için insan insana itaat etmez. Yani kural koyma bakımından. İnsan yalnız yaratıcısına kulluk yapar. Peygamberimize bile kulluk yapmayız biz. Peygamberimizin ümmetiyiz. Allah Celle Celaluhu'nun kuluyuz. Peygamberimiz insan olması nedeniyle onun ümmetiyiz. Muhammed ümmetindeniz ama Allah Celle Celaluhu'nun kuluyuz biz. Onun için bu insanlığın tamamını da yalnız 8 milyarı Hazreti Adem'in çocuğu olarak biliyoruz. Yani asalet vardır herkeste. Yavurluk onda, sonradan bulaşmış bir pislik olarak görürüz. Onu da la ilahe illallah ile silmek için gayret gösteriyoruz. Ve biz bundan sonra herkese selam vermeye, sevgili peygamberimizin ifadesiyle ala men arahte ve men lem tarif, bildiğin bilmediğin, tanıdığın tanımadığın herkese selam ver diyor. Ya giderken selam verip gitseniz var ya sevap, 10-10-10 her selamı selamınızda 10 sevap alıyorsunuz. Bu sevabı yaygınlaştıralım. Sevap alıyorsunuz, bu yaygınlaşma, hani milli birlik ve beraberlik diyoruz ya, milli birlik ve bir beraberliğimizi, o milleti ve milletleri, insanları yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kitabıyla olur. Zaten selam aleyküm derken, o selam kelimesi Allah Celle Celaluhu'nun o güzel isimlerinden biri. Her gün sabah namazında imamımız okuyuverir cemaate. Melik Kuddusus Selamül Müminül Müheyminül Azizül Cebbarul Mütekebbir diye Haşr suresinin son ayetlerini okuyuveriyor ve duada etmiş oluyorsunuz. Selam olan Allah Celle Celaluhu'nun selameti içerisinde yaşa. Kazadan beladan beri ol, günahlardan uzak ol, şirkten uzak ol diye dua ediyorsunuz insanlara. Onun için gülümsemeyi,
bugünden itibaren hani nasıl elbisemizi giyiniyoruz, takınıyoruz, her türlü şeyimizi, yüzümüze de böyle bir gülücük takalım, dilimize de selamı alalım, evimizden Bismillahirrahmanirrahim diye çıkalım, işimizi Allah rızası için yapalım, dilimizi haramdan, yalandan, midemizi haramdan, kulağımızı gıybetten ve iftiraların gönül denizimize kulak vasıtasıyla girmesinden uzak tutalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.